Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz iş güvenliği uzmanı Selami Demirci. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Adım Selami Demirci, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği mezunuyum. 11 yıldır iş güvenliği uzmanı olarak Tez Medikal OSGB'de çalışıyorum. Çok tebrikler. Teşekkür, Başarılarınızın teşekkür devamını ederim. diliyoruz. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Şimdi Türkiye'deki iş kazalarının önlenememesi, Maalesef. bu kanunun da yeni çıkmış olması nedeniyle bu konuya ilgim oldu. 2013 yılında iş güvenliği uzmanı sınavları var. Onlara girerek insanların hayatına dokunabilir miyiz diye düşünerek bu işe başladım. Harika, çok isabetli olmuş gerçekten. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan, projelerinizden biraz daha Tabii detaylı ki. bahseder misiniz? Ben Tez Medikal OSGB'de 11 yıldır iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Devlet iş yerlerini üçe ayırdı. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Ben iş güvenliği uzmanı olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Ve çok tehlikeli iş yerlerine hizmet veriyoruz. Yaptığımız iş nedir? İş kazalarını önlemek için, meslek hastalıklarını önlemek için bir çalışma yürütüyoruz iş yerlerinde. Risk analizi yapmak, tehlikeleri belirlemek, önlemleri almak, aldırtmak, işverene danışman olarak çalışanların sağlığını korumaya yönelik bir çalışma yürütüyoruz iş Ne yerlerinde. güzel. OSGB adına. Devlet 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlayarak bu işin önlenmesine ön ayak oldu. Biz de iş güvenliği profesyoneli olarak bunların yürütümünü sağlıyoruz sahada. Harika. Amaç ne? Çalışanın iş kazası yaşamasın, meslek hastalığına yakalanmasın, sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak. Çok güzel, çok önemli bir konu. Tabii uluslararası standartlar var. Tabii ki. Bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Peki genel olarak Türkiye'de iş güvenliği ne durumda? Biraz düşüncelerinizi paylaşır Tabii ki mısınız? şöyle. 2012 yılı öncesi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun 4857 sayılı iş kanunun içindeydi maddeler olarak. 2012 yılı 30 Haziran'da resmi gazetede kanun yayınlanarak 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bu işi devlet daha önem vermeye başladı. Bu bağlamda iş güvenliği uzmanları da hem yetiştirmeye hem de sınavla sahaya sürmeye başladı. Türkiye'de şöyle, bu bir kültür, bir alışkanlık, farkındalık Tabii. olması lazım iş güvenliğinin. Çocukluktan itibaren Kesinlikle. gelmesi gereken bir iş. Bizde belli bir dönemde başladığı için daha tam Oturmadı biraz. oturmadı. Farkındalık da yavaş yavaş oluşuyor. Büyük Evet. bir çaba var hem devlette Evet. hem İSG profesyonellerinde. İş kazalarını bir ölçüde azaltmak, mümkünse sıfıra indirmek. İnşallah. İşte Ama bütün amaç yüksek yani çok ülkemizde. yüksek. Ülkemizde ortalama her yıl kayıtlara geçmiş 2000 tane iş kazası, Çok ölümlü yüksek. iş kazası var. O yüzden zor bir Çok sektör. yüksek. İnsan hayatına dokunduğu için de önemli bir sektör. Daha çok nerelerde oluyor? Tabii maden ocakları biraz şeydi galiba. Tabii herkes hatırlar mı bilmiyorum. 2014 yılında Soma'da bir maden Maalesef. kazası olmuştu. Maalesef. 301 vatandaşımız orada Maalesef. ölmüştü. Daha çok şöyle söyleyelim. İnşaatlarda İnşaatlar, var. İnşaatlar. Tabii. Bu fabrikalar, kimyasal madde olan kimyasal madde yerler. olan yerlerde evet. Tabii önlem olması gereken işlerde eğer yeterli önlem almazsanız ve Tabii. farkındalığınız önemli yoksa Yüksek değilse tabii. değilse ve bir de işverenin bir liderliği yoksa burada. Çok önemli. Çünkü bütün yapıyı işveren yürütüyor. Tabii. Siz iş güvenliği uzmanı olarak onlara bir danışmanlık yapıyorsunuz ama önlem alması Zorlayamazsınız. gereken Tabii. kişi o. Tabii O muhakkak. yüzden önemli bir sektör Çok iş önemli. güvenliği. Çalışanın yani şöyle söyleyelim işte 301 kişi öldü diyoruz. Sayı olarak çok söylenebilir bir Tabii. durum ama o bir kişi Tabii. ölenin ailesi için çok büyük bir Çok. sayı. O Kesinlikle. yüzden iş sağlığı ve güvenliği önemli Türkiye'de. Dünyada da önemli. Herkes gelişmiş ülkelerde iş kazası sayısı daha az. Bizim gibi Tabii. gelişmekte olan ülkelerde biraz daha fazla. Tabii. Az gelişmiş ülkelerde çok daha İyice fazla. kötü. Aynen. Tabii. O, çünkü bu belli bir yatırım da gerektiriyor, Kesinlikle değil mi? katılıyorum. Yani bu Ben güvenliği sağlamak. kesinlikle yani önlem bir yatırım gerektiren bir Tabii durum ama kontroller olacak, bakım olacak, olacak, değil mi? bakımlar olacak, Çok kişisel koruyucu önemli. donanımları temin Tabii, etmeniz lazım. teçhizat, her şey. Teçhizat, aynı. Kesinlikle katılıyorum. Ama şunu da düşünmek lazım, işveren açısından Tabii. söylüyorum. Önlemek ödemekten daha ucuz. Tabii ki.
Yani iş olduktan sonra değil mi? Kayıplar kaza olduktan daha fazla. Olduktan sonraki ödeme hem vicdani olarak ödemek hem de maddi olarak ödeme zor bir madde. Çok zor çok bir durum. Çok büyük bir yük yani bu. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden gereğini yerine getirmek değil mi? Standartları uygulamak. Kesinlikle. Şimdi Türkiye'de bir mevzuat var. 6331 Sergi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Buna dayalı yönetmelikler var. Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı standartlar var. Uluslararası standartlar var. Bunlar önemli. Bunları uygulamak lazım. Kesinlikle. Uygulamak az önce söylediğim gibi ödemek daha pahalı. Kesinlikle. Tabii. Bu tepeden aşağıya herkes tarafından uygulanacak. Yani böyle sertifikayı alana kadar göstermelik değil. Değil. Liderlik demiştim az önce. Lider eğer bu işe inanıyorsa aşağıya doğru, uygulanır bu. Uygulanır zaten. Onu gördüğünüzde siz de uygularsınız. Tabii. O çünkü bir de rol model oluyor. Kesinlikle. Şimdi insanlar şimdi bakıyor lider dikkatli biri mi? Değil mi? Bu uluslararası standartlara uyumlu davranıyor mu? İşinin gereğini yapıyor mu? Yapıyor mu? O yaparsa çalışanlar da onu örnek alıyor. Kesinlikle ama tam tersi. Yani üstteki kişi hiç kurallara uymuyorsa, çok yanlış işler yapıyorsa, ben de yaparım diyor. Kesinlikle. Çünkü göre göre normalleştiriyor ve onu örnek alıyor. Ha, doğru, çok doğru. Liderlik işte orada başlıyor. Tabii, o lideri görmeden yapamazsınız yani. Birine bir şey söyle, iş güvenliği uzmanı için de aynı şey. Siz kurallara uymanız lazım ki çalışana da kurallara uy diye bir şey söyleyebilirsiniz. Kesinlikle. Önce siz. Kesinlikle. Kendiniz dikkat edeceksiniz. Aynen öyle. Örnek olacaksınız. Zaten iş kazaları ile ilgili alınmış önlemler bir önce yaşanmış kazanın nasıl önlenebilirliğini bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkmış. Kesinlikle. Kimsenin yaşanmış. Yaşanmışlıklar var yani orada öyle almışsınız. Emniyet kemeri örnek. Tabii. Önceden sadece önemli. Şoförde vardı. Tabii, sonra yanda arkada herkeste var. Hepsi. Yaşanmışlıklardan kaynaklı bir önlem var. Gerekiyor. İş güvenliği önlemleri de o şekilde. Aynen. Zaten 6331 sayılı kanunun 4. maddesi diyor ki işverene bütün sorumluluk sizde. Tabii. Profesyonel yardım bile alsanız sizin sorumluluğunuz ortadan kalkmıyor. Doğru. Kesinlikle. Siz sorumlusunuz. Kesinlikle siz sorumlusunuz. Yani iş güvenliği uzmanı da sorumlu da o danışman olarak sorumlu. Tabii fikrini söylüyor. Fikrini söylüyor. Ama bazı yerlerde galiba İSG'lere de ceza geliyor. Uygulanıyor. Mesela Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki iş güvenliği uzmanı arkadaşımız ceza. Orada da şöyle oluyor. Evet. Devlet diyor ki hayati risk varsa ve giderememişseniz işverene de yaptıramamışsanız bana bildirin. Evet. Ama bildirilmemiş mi? Şimdi şöyle düşünün. Çalışanla maaşınızı aldığınız patronu şikayet etmek gibi bir durum var. Bizde. Yani belki buranın biraz daha devlet uygun tarafından hale. Uygun hale getirilmesi lazım. Getirilmesi lazım kesinlikle. O şeye bağlı olmamalı işverene. İşverene. Tamamen daha devletin. Özel bir yapı olması lazım orada. Tabii ayrı. O yanlış. Yanlış. Oradaki bir ama her şeye rağmen devlet bir adım atmış ve bir kanun ortaya çıkarmış ve bunun denetlemesini de yapıyor. Doğru. İşverenin de, çalışanın da, iş güvenliği profesyonellerin de burada azami dikkati göstermesi gerekiyor. Yani o fabrikadaki, o havai fişek fabrikasındaki kişi o İSG eğer devlete bildirseydi ceza almayacak mıydı acaba? Büyük bir ihtimalle almayacak çünkü görevini yerine getirmiş olacaktı. Ama yapamazsınız. Söyleyeyim tabii çok zor bir şey değil mi riskli? Riski hayır bir de şey var tespit öneri diye bir defterimiz var. Bu madenlerdeki kayıt defteri gibi oraya yazıyorsunuz. Oraya yazdığınızda işverene tebliğ etmiş oluyorsunuz. Tabii. Şu önlemi kendisini alın. Kendisine. Aynen ona şikayet etmiş gibi yani bak şu eksiğiniz var bunu giderin diye yapıyorsunuz. Önlemi işveren alması lazım. Tabii. İş güvenliği uzmanının görevini buradaki uygunsuzluğu tespit edip önerilerini sunmak ve takibini yapmak. Kesinlikle. Giderildi mi, giderilmedi mi? Aynen, giderildi mi, giderilmedi mi? Söylemek değil, söylediğiniz gibi takip. Takip etmek. Zaten iş güvenliği uzmanlarının ceza almaların normalde kanuna göre ceza almamamız lazım. Tabii. Çünkü biz danışmanız. Tabii. Biz söylüyoruz, yaptırma gücümüz yok. Sadece takip etme gücümüz var. Orada eğer eksik bir şey yapmışsanız ceza alıyorsunuz. Evet, ne cezası oluyor bu? Hapis cezası var. Hapis değil mi oluyor? Yani ne kadar süre oluyor mesela yaklaşık? Suçun mahiyetine göre işte taksirle, bilinçli taksir, taksirli ölüm gibi onlar cezalardan arttırıyor. Evet. Meslekten men etme falan oluyor mu? Meslekten men de var yani. Evet orada bir sorumluluk. Mesela belgenizi askıya alıyorlar 6 ay, 1 sene. İşsiz kaldınız. Çok önemli, çok önemli gerçekten. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şahıs olarak ben çalışmayı seven biriyim. Arkadaşlarım da bilir. Ben gece gündüz çalışırım. Benim şöyle bir, bu iş güvenliği çok disiplinli bir iş. Yani kimyasalından,
biyolojik risk etmenlerine, psikolojik risk etmenlerinden işte fiziksel risk etmenine kadar bir sürü sahada iş var. Her şeyi bilme şansınız yok. Ama çalışmak zorundasınız. Bir sektöre hizmet vermeye gitmeden önce o sektörün dinamiklerini bilmeniz gerekiyor. Ben onu yapıyorum. Herhangi bir sektör, eğer daha önce hizmet vermemişsem iş güvenliği uzmanı olarak, o sektörün dinamiklerine onlara çalışıp gidiyorum. Çok benim önemli. Fark o. Çünkü gittiğinizde araştırmak, birine bir şey söyleyebilmeniz tabii, için o olayı biliyor bilgi olmanız. Bilgi sahibi olacaksınız. Kesinlikle yani. Bilmiyorum, hakim olacaksınız. Kesinlikle. Sektöre, detaylarına. Örnek şimdi mesela size desene ki kaçak akım rölesi. Bilmiyorsanız ne olduğunu, tabii, ben size termik manyet şalteri de göstererek kaçak akım rölesi budur derim. O yüzden sektöre hakim olmanız lazım. Ben en büyük şeyim çalışıyorum. Çok güzel. Harika. Yani 59 yaşındayım. Bravo. Hala öğreniyorum. Bravo. Bunun bir sonu yok. Tabii. Öğrenmenin sonu, sonu yok. Yaşı yok, sonu ya, yok. Sonu yok hiçbir zaman. Çok ki bizim önemli yaptığımız iş riskli bir iş. Kesinlikle. İnsan hayatına dokunuyorsunuz. Tabii. Büyük sizin sorumluluk bu. Büyük sorumluluk. Yapacağınız bir hata o insanın maalesef yaşamına mal olabilir. Kesinlikle. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Ya bir kere İnsan sevgisi olanlar bu işe yapması kesinlikle lazım. Vicdanen çok büyük sorumluluk var bu işte. Kesinlikle. Başka bir konu daha az önce söylediğim gibi çalışmanız lazım bu iş için. Ben belgeyi aldım, oldum olmuyor. Olmaz tabii. Hep devamlı kendinizi geliştireceksiniz, kesinlikle yenileyeceksiniz. Yeni uygulamalar var, mevzuatlar var. Yeni onları yöntemler de çıkıyor, yeni evet makineler var, kimyasallara bakmanız evet lazım. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tabii. Evet, ben girdim, sertifikayı aldım. Bu bana yeter. Yeterli değil dememek lazım kesinlikle. Tabii, çünkü tabii sonuçta bir insan hayatına dokunuyorsunuz. Sizin almadığınız ya da aldırmadığınız bir önlem o insanın hayatına mal olabilir. Güvenlik tedbirleri geliştiriliyor. Kesinlikle. Çok farklı teknolojiler kullanılıyor. İşte bu mesela risk değerlendirme yönetmeliğimiz var. İş yerlerinde risk değerlendirme yönetmeliği. Hı. Orada diyor ki işte riskleri şu şekilde elimine edebilirsin. İkame, mühendislik önlemleri, kişisel koruyucu donanımlar. Eğer siz İkame yöntemi bilmiyorsanız ya da öğrenmemişseniz ya da sormamışsanız her şeyi bilme şansınız yok. Tabii, i̇şte ben gelip Nesrin Hanım şöyle bir iş vardı siz daha önce bu işi yapmıştınız. Ne danışmak lazım. Çok önemli. Önemli bu çünkü bir insan o zaman her meslek şey olmazdı. Tabii. Yani her şeyi bilemez. Kimyacı olmazdı, makine mühendisi tabii olmazdı, elektrik mühendisi her olmazdı. Her şeyin uzmanı var. Var. Ondan öğrenmeniz danışmak lazım. Biz işin nasıl yapıldığı ile ilgili bir tercümemiz ya da bilgimiz yok. Biz o işin yapılırken ortaya çıkarabileceği risklerle ilgileniyoruz. Onu da nasıl yapıldığını bilmeniz lazım. Kime soracaksınız? Tecrübeli birine. Kaynaklara, standartlara. Tabii. Bir LPG tankının hangi önlemleri var? Şartların standartta hepsi yazıyor. Tabii. Teknik şartlar var. Var işte 14-46. İşte akaryakıt istasyonundan akaryakıt alıyorsunuz. Benzin, mazot, LPG. Hangi şartlarda oraya konumlandığını o tankın bilmek lazım, bilmesi lazım iş güvenliği uzmanının ki bir önlem aldırabilirsiniz. Muhakkak. Hangi durum riskli? Riskli, evet. Ne yapılırsa ne olur? Tabii. Hangi şartlarda güvenliği sağlıyorsunuz? Kesinlikle. Bir de çalışanın şöyle bir noktası oluyor. İş körlüğü oluşuyor. Sürekli aynı işi yaptığınız için işin risklerini göremeyebiliyorsunuz. Böyle at gözlüğü gibi. Aynen öyle. Dediğiniz çok doğru. Böyle bakmaya evet, başlıyorsunuz. Etrafı görmüyorsunuz. Tabii 360 derece evet algılar açık olmalı. Kesinlikle. Gözlem çok önemli burada. Durumsal risk değerlendirmesi yapması lazım çalışanın. Buna o farkındalığı iş güvenliği uzmanının veriyor olması lazım. Kesinlikle. Burada çalışıyoruz. Bıraktık, ara verdik, gittik. Geldiğimizde aynı şartlar var mı yok tabii mu bakmamız olacak gerekiyor. Bu önemli. Kesinlikle. Harika. Selam Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar çok disiplinli bir iş. Az önce söylediğime geri dönerek sertifikayı aldığınızda uzman olmuyorsunuz. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Bu çalışanlar iş güvenliği profesyonelleri için. İşverenler için de ödemenin önlemekten daha pahalı olduğunu düşünmeleri lazım ve hep beraber çalışanlar, işveren, devlet bu işin farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Kendi kendimizi kontrol etmemiz lazım. En büyük iş güvenliği uzmanı insanın kendisidir. Tabii. Otokontrol, etrafı kontrol edeceğiz. Kesinlikle. Ama bu söz çok güzel. Ödeme önlemeden daha pahalı. Bunu büyük harflerle yazıp işletmeleri asmak lazım. Kesinlikle çok katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Patronlar bunu görsün. İşte bu işi yetiştirmenin, işi bitirmenin evet verdiği hızla bir sürü yanlış yapılıyor ve iş kazaları orada meydana geliyor.
Yani her şey ama olması gerektiği gibi olmalı. Kesinlikle sağlam bir şekilde gitmeli. Zaten acele değil. Kesinlikle katılıyorum. Gelişmiş ülkeler şöyle diyor. İş kazası diye bir şey yok diyor. İhmal vardır. Tabii. Kesinlikle. Çok İhmal doğru. İhmal varsa kaza var. Çok doğru. Yani o ihmalden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Çünkü. Gerekli tedbir alınsaydı olmayacaktı. Olmuyor. Kesinlikle. Her zaman öyle. Hı-hı. İşte araba kullanıyorsunuz. Ya hava ve yol şartlarına uymazsanız, hız sınırına uymazsanız kaza kaçınılmaz. Doğru. Bu işte aynı. Çok önemli kesinlikle. Efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ben teşekkür ve başarılar ederim. Diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz iş güvenliği uzmanı Selami Demirci'ydi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.